Nagihan Alçı, bomba CHP kulisleri. Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce görüşmesinden sonra nereye gitsem aynıyorum. Bu seçimlerde İstanbul'un tansiyonu çok yükselecek, Binali Yıldırım'la Muharrem İnce çekişmesi olursa heyecan artacak. Peki olacak mı? CHP önceki günkü görüşmenin ardından İnce'nin istediği gibi bir eğilim yoklamasından sonra kendisine aday gösterecek mi? İYİ Parti CHP diyaloğu nereye evriliyor? Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesinde üzerinde mutabık kalınan konular neydi? CHP'nin içinden çok çeşitli bilgiler aldım. Bugün sizlerle bunları paylaşacağım. Öncelikle İnce ile başlayalım. Hatırlarsanız kurultay tartışmaları boyunca nasıl ki Kılıçdaroğlu'nun kurultaya gitmeyeceğini devamlı yazdıysam, bugün de aynı kesinlikle Muharrem İnce'nin İstanbul adayı yapılmayacağını yazıyorum. Kemal Bey İnce'yi aday göstermeyecek, istediği eğilim yoklamasını yaptırmayacak, yaptırsa bu İnce'ye ciddi bir propaganda imkanı verir. Buna genel merkez kesinlikle olumlu bakmıyor. Muharrem İnce'nin hedefi. İnce bunu bilmiyor mu? Biliyor. O da ben istediğim yapmadılar, o nedenle İstanbul'u kaybettiler diyerek Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yürümeyi hedefliyor. İnce aday gösterilmeyecekse CHP İstanbul'da kimi aday gösterecek? Genel merkez isim vermiyor ama tarif veriyor. Deniyor ki AK Parti ve MHP'nin yeniden ittifak kararı almasıyla birlikte bu seçim yine 50+1 seçimine döndü. O nedenle yalnızca kendi tabanımıza hitap eden adayla çıkarsak şansımız azalır. Bütün partilerin tabanlarına hitap edebilecek bütünleştirici bir isim gerek. Sandıkta ittifak arıyoruz. Peki bu nasıl olacak? Yine bir çatı aday formülü mü? Abdüllatif Şener kimin referansıyla Kılıçdaroğlu'na gitti? Bundan yaklaşık 10 gün önce Abdüllatif Şener, Kemal Kılıçdaroğlu'na gitti. Abdullah Gül'ün referansıyla geldiğini, CHP'nin İstanbul adayı olursa çeşitli cemaat ve tarikatlar da dahil geniş bir kitleden oy alabileceğini söyledi. Kemal Bey'in Şener'i dinlemekle yetindiği, herhangi bir şey söylemediği bilgisini aldım. Zaten Kılıçdaroğlu'nun kapısı açık oluyor, dinliyor ama fazla yorum yapmıyor. Peki Şener'i aday yapar mı? Buna dair bir işaret henüz yok. Hiçbir kaynaktan da bu yönde bir bilgi almadım. Ancak parti buna sıcak bakmıyor. Tabanda da karşılığı yok. Kişisel tahminimi soracak olursanız zannetmiyorum. Akşener İstanbul için hangi isimlere yeşil ışık yaktı? Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener görüşmesinde Akşener destekleyebilecekleri isim olarak İlhan Kesici'yi zikretmiş. Daha sonra Gürsel Tekin'in de adı geçmiş. Hem Kesici'ye hem de Tekin'e İYİ Parti yeşil ışık yakmış. CHP şimdiye kadar İstanbul'la ilgili 5 anket yaptırdı. Hepsinde İnce birinci çıkıyor, onu 6-8 puan farkla Gürsel Tekin izliyor. Akif Hamza Çebi'nin devre dışı kaldığını söyleyebiliriz. Nitekim son 3 ankette onun ismi yer almış. Sarıgül'ün hedefi ne? Mustafa Sarıgül Şişli diyor, başka bir şey demiyor. Kemal Kılıçdaroğlu ise Şişli'ye Sarıgül'ü koymaya istekli değil. Partinin içinden Eyüp'e konabilir deniyor. Ama Sarıgül net. Ben Şişli adayıyım, ilçe arayışım yoktan geri adım atmıyor. Şayet CHP'den olmazsa DSP'den aday olabilir. O senaryoda bir sonraki hedefi de DSP genel başkandı. Nagihan Alçı, Habertürk.